Şehit Kamil Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kuzeyşehir Ünite Merkezi yoğun katılımlı bir törenle açıldı. Açılışta konuşan Başkan Fadıloğlu, vatandaşlarımızdan gelen talepler vardı. Muhtarlarımızla tüm vatandaşlarımızla irtibat halinde olarak buradaki yaşam kalitesini yukarıya çıkarmak adına hep birlikte gayret ediyoruz. Bu tesisimizin hayırlara, uğurlara vesile olmasını diliyorum dedi. Protokolümüzün çok değerli üyeleri, açılış törenine hoş geldiniz. Bugün Kuzeyşehir'de bambaşka bir gün var. Az önce yeni etapta teslim ettiğimiz konutları hak sahiplerine verdik ve güle güle otursunlar diye dualarla onlara teslim ettik. Burada bu etapımızda da hepinizin uzun yıllardır talep ettiği pazar yerimizde, kütüphanemizde, ticari alanlarla sağ olsun Şehit Kamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu çok güzel bir eser ortaya koydu. Ben kendisine hasreten çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı olsun diyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetinde milletimiz ne istiyorsa, milletimizin ne sorunu varsa o sorunu çözmek bizim boynumuzun borcudur diye bir yaklaşım vardır. AK Parti olarak bizim siyasetimiz budur. Hemşehrilerimizin ne sorunu varsa onlarla beraber bu sorunu çözmek bizim siyasetimizin amacıdır. İşte burada sağlık ocağı çalışmalarımız devam ediyor. Yetmedi, hastaneyle ilgili proje çalışmaları sona erdi. Yatırım çalışmaları devam ediyor. İnşallah 500 yataklı Kuzeyşehir'de hastanemiz yine yapılacak. Okullar yapıyoruz, yeni okullar yine inşa ediyoruz. İnşa etmeye devam ediyoruz. 14 Mayıs'ta Türkiye 100 yılı için Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü desteği vermeye hazır mıyız? İnşallah bizler de durmak yok, yola devam diyerek hizmetleri sizler için getirmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle buradaki tesislerimizin, mekanlarımızın, Kuzeyşehir'imize, Şehit Kamil'imize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm annelerimiz, bacılarımız, kardeşlerimiz, gençlerimiz için hayırlı olsun diyorum. Öncelikle Rıdvan Başkanımıza, ekibine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Kuzeyşehir hızla gelişiyor. Gelişirken de ihtiyaçları değişiyor. Bu gördüğümüz sosyal tesisler, dükkanlar da sizin talep ettiğiniz önemli tesislerdi. Hem Büyükşehir Belediye'miz, hem ilçe belediye'miz bu anlamda üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Gezerken okulla ilgili talepleriniz oldu. Bizim bakış açımız şöyle. İbrahimli'de olan her şey Kuzeyşehir'de de olacak. İnşallah tamamlanan okullarımıza ilaveten devam eden okullarımız var. Eksik olan okulları da Mayıs'ın birindeyiz. Mayıs'ın sonuna kadar başlayacağız. 9. ayda da inşallah 120 gün içerisinde tamamlayacağız. Kuzeyşehir'de okulla ilgili hiçbir eksiklik kalmayacak. Hastaneyle ilgili 500 yataklı hastane bu yıl ihaleye çıkacak. Sağlıkla ilgili de problemimiz kalmayacak. Karakolumuz inşaatı devam ediyor. Sağlık ocağımız tamamlandı. Diğer eksikleri de inşallah kısa sürede tamamlayacağız. Başta Abdülhamit Bakanımız olmak üzere milletvekillerimize, Fatma Başkanımıza, Rıdvan Başkanımıza, emeği geçen her birimize ve hiç şüphesiz bu güzelliği paylaşan sizlere teşekkür ediyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Geldik. Dediniz ki konutlar var ama sosyal donatı ihtiyacı var. İşte Rıdvan Başkan'a bakın. Rıdvan Başkan yaparsa en güzelini yapar. En güzelini yapan Eser Hakan'ımızda. Ona da ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Şimdi biliyorum yeni ihtiyaçlarınız var. Doğalgazla ilgili ihtiyaçlarınız var. Hastaneyle ilgili ihtiyaçlarımız var. Valim ve bakanım anlatacak. Türkiye 100 yılı, Kuzeyşehir'in 100 yılı olacak inşallah. Fatma Şahin olarak benden talep ettiklerinizle hala ulaşım sorunu var dediniz. Hala ulaşım sorunu var dediniz.
vereceğiz. Yalnızca Kuzeyşehir için yeni otobüsler alacağız. Bunu siz hak ediyorsunuz. Bunun için yeni otobüsler alacağız. Bugün açılışını gerçekleştirecek olduğumuz bu tesis 4600 metrekare alan üzerinde oturmuş, iki kattan oluşan toplam 5500 metrekare inşaat alanına sahip. Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada mahalle toplantıları yaparken vatandaşlarımızdan gelen talepler vardı. Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan konut seferberliğinde TOKİ'miz çok güzel evlerimizi yaptı. Burada sosyal ünite merkezleri de yapıldı. Ancak burada nüfus yoğun olunca alternatif yeni ticaret alanlarında talep doğmuştu. Buradaki yapılan planlamayla burada 80 pazarcımızın birazdan açılışını gerçekleştireceğiz. 80 pazarcımızın hizmet verebileceği noktada bir pazar yerimiz var. Üzerinde bay bayan taziye evimiz var. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını görebilecek şekilde fırını da dahil olmak üzere 11 ticari ünitemiz var. Yine çok genç nüfusa sahip Kuzeyşehir'in gençlerinin, çocuklarının eğitimine destek sağlayabilmek adına 400 kişilik bir kütüphanemiz, içerisinde 50 kişilik de çocuk kütüphanesi bulunan bir kütüphanemiz bulunuyor. Özellikle hanım kardeşlerimizin kurs merkezi olarak talebi neticesinde alt kottan faydalanarak bir de kurs merkezi oluşturduk. Burada vatandaşlarımızın daha rahat yaşayabileceği mekanları elde edebilmek adına biz bu faaliyetlerimizi hep birlikte devam ettireceğiz. Demin yine Kuzeyşehir 6'ya 1 dediğimiz bölgedeki anahtar teslim töreninde Büyükşehir Belediye Başkanımızın bahsettiği gibi orada da bu nitelikte alanlara ihtiyaç var. TOKİ ile yapacağımız çalışma neticesinde alternatif alan gösterildiği takdirde yine orada da bu nitelikteki hizmeti milletimize sunacağız. Sayın Bakanım, özellikle buradaki hemşehrilerimizin en önemli taleplerinden bir tanesi de hastaneydi. Bu konuda sizlerin desteği, Sayın Valimizin desteği, Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle 80 dönümlük alanın planlaması bitti. Allah'ın izniyle Sağlık Bakanlığı'nın yatırım planına alındı. Bizim buradaki yine vatandaşlarımızdan gelen en büyük taleplerden bir tanesi sağlık ocağının uzamasıydı. O da çözüldü. Hiçbir şekilde ayrı gayrı düşünmeden, bu bakanlığın işi, bu yerel yönetimin işi demeden onlar da hizmete girdi. Sağlık ocağı bitti. Dendi ki eczaneyi nereden bulacağız? Buyurun dedik, eczane olabilecek mekanları da hizmetinize sunduk. Sayın Bakanım, buradaki tüm muhtarlarımızla, tüm vatandaşlarımızla irtibat halinde olarak buradaki yaşam kalitesini yukarıya çıkartmak adına hep birlikte gayret gösteriyoruz. Özellikle Milli Eğitim Bakanımız ve Sayın Valimizin destekleriyle buradaki okul meselelerini de kökten çözebilecek şekilde yatırımlar yapıldı. Bu işin ötesinde müjdeler var. O müjdeleri ben artık Fatma Hanım'a, Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize bırakmak istiyorum. Tekrar katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu tesisimizin hayırlara, uğurlara vesile olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum. Kuzeyşehir, hazır mıyız? Evet. Anneler, bacılar, hazır mıyız? Evet. Gençler, çocuklar, hazır mıyız? Evet. O zaman bu güzel tesisi de hep beraber açıyoruz. Hayırlı olsun. Ya Allah, bismillah. Hayırlı olsun. Kolay gelsin arkadaşlar. Hayırlı olsun. Selamun aleyküm. Nasıl oldu, memnun musunuz? Sağ olun. İnşallah daha iyi olacak. İnşallah. Allah razı olsun. Anne. Allah razı olsun. Gülümsüyoruz hadi, gülümsüyoruz. Aferin. Çocuklar, sevdiniz mi şu bari? Beğendiniz mi? Evet. Bir ihtiyaç var mı? Söyle. Bilgisayar, internet var, bilgisayar yok. Ama İnternet gelmedi. İnternet gelecek. Yeni açtığımız için bütün bizim kütüphanelerimizde en hızlı interneti ve sınırsız interneti vereceğiz size. Evet çocuklar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan size selamlarını getirdi. Annelerinizi, babalarınızı, ailelerinizi de selamlarımızı iletiyoruz. Allah'a emanet olun. Evet, kadınlar bir soru.